Anne babanıza bu saatten sonra artık hürmetinizi, hizmetinizi en iyi şekilde yapacağınızdan da en ufak bir endişemiz yok. Bundan 6 yıl önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu'nun bahçesindeki deprem konutlarında 25 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi. Rektör Profesör Doktor Hayri Coşkun ilk mezunları ilk göz ağrıları diye nitelendirdi. Siz şu anda bu fakültenin ve üniversitemizin ilk göz ağrısısınız. Sayınız 2011'de 25 idi. Üniversitenin tıp fakültesi morfoloji binasında düzenlenen törenle 24 diş hekimine diplomaları verildi. Törene vali yardımcısı Hakkı Doğulu, belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, rektör profesör doktor Hayri Coşkun, diş hekimliği fakültesi dekanı profesör doktor Hasan Oruçoğlu, fakülte dekanları, daire müdürleri, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan fakülte dekanı Profesör Doktor Hasan Oruçoğlu velilere hitap etti ve öğrencilerin bilimle sanatı birleştirdiğini söyledi. Fakültemizde verilen kaliteli teorik ve pratik eğitiminin ardından diş hekimliğinin her alanında gözümüz arkada kalmadan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında diş hekimliği mesleğini en iyi şekilde icra edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Rektör Hayri Coşkun, Diş Hekimliği Fakültesi'nin 25 öğrenciyle eğitim ve öğretime başladığını söyleyerek, bugünse 93 öğrencinin yeni kayıt yaptıracağını belirtti. Siz şu anda bu fakültenin ve üniversitemizin ilk göz ağrısısınız. Sayınız 2011'de 25 idi. Bu sene buraya kaydolacak, Diş Hekimliği Fakültesi'ne kaydolacak öğrenci sayısının 93 olduğunu, yeni gelecek arkadaşlarımızın sayısının 93 olduğunu, yatay geçiş, yabancı öğrenci sayısını da ilave ettiğimizde bu seneki birinci sınıflarımızın sayısının 100'e çıkacağını buradan paylaşmalıyım. Tüm davetlilere hitaben yaptığı konuşmada Coşkun anne ve babalara, hükümete, hocalara ve idari personele sırayla alkış istedi. Öncelikle bir anne babalarımızı güzel bir alkışlayalım. Devletimize, hükümetimize de bir teşekkür ederim. Hocalarımıza, idari personelimize. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da daha dün prefabrik bir konutta eğitim ve öğretime başlayan fakültenin bugün devasa bir binaya sahip olduğunu ve kısa sürede gelişip büyüdüğünü belirterek öğrencilerden Bolu'yu da kendilerini yetiştirenleri de unutmamalarını istedi. Bolu'yu hiç unutmayın. Evet, Bolu çok büyük bir kenti. Geldiğiniz zamandaki sıkıntılar ve şu anki gelişmeler ve gelecekte geleceğe nokta anlamında da bulduğuyla itibatınızı kesmeyin diyor. Vali Yardımcısı Loğlu da konuşmasında yeni mezunları kutladı, başarılarının devamını diledi. Siz sadece ailelerinize gurur ve böyle kalmıyorsunuz. Bundan sonraki başarılı çalışmalarınız Bolu'muza da gurur verdiği gibi üniversitemize de tören daha sonra dönem birincisi Çağla Ünal'a, dönem ikincisi Merve Çınar'a ve dönem üçüncüsü Selin Koşuncak'a ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ardından tüm mezunlara diplomaları verildi.